Herkese merhaba. Bugün bu eşofman kemerinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Gerçekten çok tatlı duruyor. Bunu böyle pijamalarda, eşofmanlarda falan kullanabilirsiniz. İçerisinde lastik var ve ayrıca böyle bağlamak için bir kordon var. Bunu eşofmanınıza böyle yüzü yüzüne gelecek şekilde belinden geçiriyorsunuz, dikiyorsunuz, overlock'unu çekiyorsunuz ve hazır olmuş oluyor. Şimdi bundan bir tane daha yapacağız. Bu şekilde iki adet parçam var. İsterseniz bu kısmı böyle kumaş katına kesip tek bir parça da elde edebilirsiniz. Benim kumaşım bu şekilde çıktığı için böyle yaptım. Yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve iki yanını kapatıyorum. Bu şekilde dikişimi diktim. Şimdi bunu şöyle tersine çeviriyorum. Şu dikişleri açtırarak isterseniz buraları ütüle edebilirsiniz. Böyle elinizle bastırabilirsiniz. Şöyle denk getiriyorum. Ve buraya bir iğne takıyorum. Aynı şeyi diğer taraf için de yapıyorum. Şimdi bunu bu şekilde bütün çevresinden dikeceğim. Şu kısımlarda küçük bir boşluk bırakacağım. Burayı dikmeyeceğim. Buradan lastiğimi geçireceğim. Ve sonrasında tekrardan göstereceğim ne yaptığımı. Yarım santimden dikiyorum. Çünkü buradan tekrardan bir dikiş dikeceğim. Dikişin üstten gözükme gibi bir şansı olabilir. O yüzden onu riske atmamak için bu kısmı yarım santimden dikiyorum. Diktim tüm çevresinden. Bakın yüzü bana bakıyor. Tersinden dikmedim. Bu şekilde temiz yüzleri bana bakıyor. Şu kısımdan da küçük bir aralığım var. Şimdi şöyle bir lastik ayarladım. Benim lastiğim 5 cm kalınlığında. Bu lastiği içerisinden geçireceğim. Geçirdikten sonra uçlarını şöyle şu şekilde üst üste koyacağım. Şu şekil yapmıyorum. Böyle yapmıyorum. Yoksa bir potluk olur. Şöyle nasıl geliyorsa bu şekilde üst üste yerleştiriyorum. Ve buradan bir zikzak dikişle geçiyorum. İyice burayı sağlam olacak şekilde dikiyorum. Lastiğimi diktim. İçine yerleştirdim ve açık olan kısmı da dikip böyle bir çember elde ettim. Şimdi süs dikişlerimi yapacağım. Bunu siz kendi göz kararınıza göre, kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Ben gri olan da şöyle 1,5 santim aralıklarla çizmiştim. Bunu da öyle yapacağım. 1,5 santim bir de ip kordon için gayet ideal. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne çok sıkı ne çok bol. Gayet güzel duruyor. 1,5 santim buraya da çiziyorum. Şimdi bu işaret koyduğum yerlerden komple tüm çevresi boyunca 3 yerden de dikeceğim. Böyle 3 kademeli bir dikişim olacak. Şekilde 3 kadememi de dikmiş oldum. İplerimi temizleyeceğim ve ipimi takacağım. Şimdi iplerimi takacağım. Aslında ben hepsinin böyle rengine göre iplerini almıştım. Bir tane bir video çektim. Orada da bunları aldığımı ama bulamadığımı, çantamda kaldığını söylüyorum. Çantamda da kalmamış. Ben onları aldığım yerde unutmuşum. Ya da bir yerde düşürdüm bilmiyorum. Şu an kayıplar. O yüzden böyle evdekilerden uyum sağlayanları taktım. Şimdi ipimi nereye yerleştireceğim? Şöyle 3 sıra dikiş dikmiştik. Tam ortadakine yerleştireceğim. Şöyle iki tarafta dikişim var. Önce bunu bir ortalıyorum. Ortasını buluyorum. Şöyle şu kısım. Ortasını bulduktan sonra tabii ki buralara böyle kuş gözü açsanız daha güzel olur. Ama benim kuş gözüm olmadığı için bu şekilde yapacağım. Bu şekilde de yapılıyor. 2 santim bu tarafa, 2 santim de bu tarafa şöyle noktalar koyuyorum. Ve buralara küçücük delikler açacağım. Şöyle alttaki lastiğe, şöyle nasıl yaptığımı göstereyim.
alttaki lastiğe gelmeden sadece kumaşımı tutuyorum. Ve buraya şu şekilde minicik bir kesik atacağım. Çok küçük bir kesik atıyorum çünkü bunlar daha sonrasında büyüyor zaten. Şöyle şu makasımla da bu şekilde bir tanesi açılmış oldu. Şimdi diğerini de yapıyorum. Yine tutuyorum. Ve bunu temizlememe gerek yok. Şimdi içinden geçiriyorum. Şöyle. Ve kemerimin son hali de bu şekildeydi. Bunu alt giyim olan tüm kıyafetlerde kullanabilirsiniz. Etek, pijama, pantolon, eşofman ve bu şekilde. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla dikiş videosu ile görüşmek üzere. Hoşça kalın.